Evet, şu anda Mecidiye tabyasındayız, Erzurum'da. Savaşların geçtiği bölge. Sol tarafta Erzurum'u görüyoruz boydan boya. Karşıda Palandöken var, dağlar. Şimdi hep beraber Mecidiye tabyasını gezeceğiz. Evet, tabyaları dolaşalım. Önce şu yazıya bakalım. Nene Hatun Tarihi Milli Parkı burası. Tabelaya bir bakalım, sonra girebilirsek bu yapıdan içeri gireceğiz. Mecidiye tabyası. Bir nefes alalım. Milli parklara bağlı burası. Girişte otomobille girerken 40 lira veriyorsunuz şu an itibariyle. Erzurum'un doğusundaki 2042 metre rakımlı Top Dağı'nın kuzey ucunda bulunan bir tabyaymış bu. Kuzeydeki Gürcü Boğazı'na gelecek düşmanı durdurmak amacıyla yapılmış. Topçuluk alanında da o zamana kadar görülen gelişmeleri göz önüne alınarak Sultan Abdülmecit zamanında Erzurum valisi ve kumandanı Zarif Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Ben de askerde topçuydum, o yüzden birazcık ilgi alanıma giriyor. Topçu subayıydım askerdeyken. Şimdi hep beraber içeri doğru girip bakalım. Eşim diyor ki içerisi buz gibi, biraz serinleyelim o zaman. Evet, oh harbi serinmiş. Şuradan Erzurum bir gösterelim. Palandöken, Erzurum. Buradan evet. Harbiden serinmiş içerisi. Burada neler var bir bakayım. Evet. Dikkat, düşme tehlikesi yazıyor. Düşmek istediğimi sanmıyorum şu anda. Bir gezelim bakalım. Harbiden serin serin içerisi, iyi geldi. Tabyalar. Oo, ya burada ne olur biliyor musunuz? Off the record diyeceğim. Rekordtayız şu anda. Off'u mofu kalmadı. Burada acayip gitar çalınır. Manyak black metal klipleri çekilebilir. Yani burada black metal klibi çekilebilir arkadaşlar. Norveçli black metal gruplarına duyurulur. Tabii Erzurumlar adamı ne yapar burada onu bilmiyorum. Ha? Sonuna kadar gidelim mi? Bayağı böyle gidiyor. Yani o zamankiler ki topçuluk teknolojisine göre girişte yazan levhada vardı. Çok ciddi anlamda acayip muazzam iş çıkarmışlar. Böyle herhalde topları buradan mı? Namluları buradan mı veriyorlardı? Hani bilmiyorum, bir bilgim yok. Gürcü Boğaz denen yerden, kuzeyden gelecek saldırılara karşı buradan veriyorlarmış topu. Güm 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 güm. Askerlik anılarım geldi aklıma ama anlatırsam video en az 3 saat uzar. Gitsin bakalım, sonunda ne var bakalım. Şurada bir yükselti var. Şu pencereden bakalım nereleri görüyor burası. Pencerelere yaklaşmayın diyor. Birazcık yaklaştık böyle. Erzurum'u görüyor. Tam Hakim Tepe konumunda, acayip bir yer. Evet. Gidiyoruz şöyle. Burada ne varmış? Yazıya bakalım. Dikkat, alçak tavan. Evet, benim gibi 1.90 boyundaki adamlar kafayı vurup kırabilirler kafayı. Klostrofobik yemeyeceğim ya. Ha? Evet, biraz klostrofobik bir yer. Ama çok güzel bir yer. Ha, oradan girdik, buradan çıktık. Buradan devam edelim o zaman. Hani geri dönmeyelim buradan. Şu kapıdan girmiştik. İçeriden geldik. Tık 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 tık. Buradan çıktık. Çıktığımız yer burası. Burada devasa menteşe olduğunu tahmin ettiğim şeyler var. Hani bayağı büyük. Kapı da böyle köprülü, böyle taştan. Yani burada devasa kapılar varmış zamanında. Evet. Karşı evet, görüyor musunuz bilmiyorum. Karşıda dağlar var ama hani kamera belli belirsiz gösteriyor. Baya baya yüksek. Allahu Ekber dağları var. Belki 50 belki 70 kilometre uzakta buraya. Benim dedemin dedesi de orada şehit olanlardan. İşte Doğu Anadolu'nun en önemli yerleri evet, buralar. Mecidiye tabyalarını dolaştık. Şimdi geri döneceğiz. Nene Hatun'un olayı değil mi? Mezarının olduğu yer mi? Asıl olay orası. Azize tabyalarına doğru gideceğiz. Orayı da şu anda Azize tabyalarına geldik.
Nene Hatun'un kabrini de ziyaret edeceğiz. Önce levhalara bakalım. Azize tabiyası. Erzurum'a doğudan gelebilecek olası Rus hatta İran saldırı ve tehlikesine karşı 1867-1872 yılları arasında Sultan Abdülaziz'in emriyle yaptırılmış. Hakim bir tepede bayağı yüksek. Değil mi? Evet. Şimdi gezelim biraz. Şimdi ablam buranın tarihini anlatacak, sizlere baş başa bırakırım. Evet, mikrofon sende abla. 93 Harbi denilen Osmanlı-Rus Savaşı'nda yani 1877-1878 tarihleri arasında, hı hı, Rus saldırısına karşı askerle birlikte Erzurum halkının büyük mücadelesine bu Abdülaziz zamanında görüyoruz. Yapılıyor değil mi bunlar? Abdülaziz galiba zamanında valiye verdiği emir neticesinde yapılıyor. Evet, şeye karşı, olası Rus saldırısına karşı tabyalarda silah depo ediliyor. Hı hı. Mühimmat depo ediliyor. Top atışları yapılıyor buradan falan. Ve buradan koruma yapılıyor saldırıya karşı. O diğeri güneyden orası, geleceklere karşı, orası, burası doğudan gelecek saldırılara karşı galiba. Olabilir yani, orayı tam, hı hı, bilmiyorum. Orada Mecidiye tabyası, burası Azize tabyası. Nene Hatun'umuz da Erzurumlu genç bir bayanken kundaktaki bebeğini evde bırakıp diğer bütün Erzurumlu bayanlar gibi, halk gibi, o da buraya savaşa gelir. Büyük mücadele verir. Onun kahramanlığı dilden dile dolaşır. Ve tarihte önemli Türk kadınlarından biridir Nene Hatun. Bu Erzurum'da özdeşleşmiş bir isim zaten. Efendim, Erzurum'da özdeşleşmiş yani. Erzurum deyince akla Nene Hatun, Nene Hatun deyince akla Erzurum gelir. Aynen. Öğretmen okulunun adı da Nene Hatun. Nene Hatun. Bizimki öğretmen okuluydu. Şimdi burada onun bir heykeli ve mezarı var. Mutlaka gelen her insan, dışarıdan gelenler ve Erzurum halkı ziyaretini yapar. Burası bir kahramanlık destanının yazıldığı mekan. Osmanlı-Rus savaşları biliyorsunuz, hı hı, çok sık yapıldı tarihte. Aynen. Ama en ağır, hem Balkanlar'da yapıldı hem bu bölgede yapıldı. Evet. Birçok defa. En ağır 93 Harbi'nde Erzurum'da yapılan bu bir yıllık direniştir, Erzurum halkının direnişi. Ve işte orada kahramanlığını Erzurum göstermiştir. Ve Ruslar şehre inemediler buradan. Aynen. Bu mücadele sonunda. O zaman biraz gezelim bakalım ne var. Evet, Nene Hatun'la ilgili bir anıt, bu bölgeyle ilgili bir anıt. Şimdi tabede okuyacağım size levhayı. Bakalım ne yazıyor. Bu gelinlik genç kızlar, ihtiyar erkekler ve nineler kendi namusları ve Türk milletinin şan ve şerefi için saldırdılar, dövüştüler ve şehit oldular. Şimdi Türk milletinin kalbinde yaşıyorlar. 1877. Şimdi Nene Hatun'un kabrine doğru gideceğiz. Şu anda Nene Hatun'un kabrindeyiz. 1955'te ölmüş, değil mi? Evet. Evet. 98 yaşında. 98 yaşında vefat etmiş. Evet. 1877 Osmanlı-Rus Harbi sırasında sabah ezanları okunurken Rusların bu tabyalara saldırması neticesinde Erzurum halkı topyekin kadın, erkek, çoluk, çocuk, askerlerle birlikte tabyalara gelmiştir. Ve burada kahramanca bir mücadele vermişlerdir. Böylece Rusların şehre inmesine engel olmuşlardır. Bir sürü şehidimiz vardır bu olayda, bu mücadelede. Nene Hatun bunların en önde gelen kahramanlarından biridir. Bebeğini evde, kundaktaki bebeğini evde bırakmış. Kocası da aynı zamanda askerdir başka bir yerde. Halka katılmış, gelmiştir. Onu burada kahramanca savaştığını görenler onun büyük bir destan yarattığını görenler bunu Erzurum ve bütün dünyaya duyurdular tabii. Nene Hatun böylece Erzurum'umuzun ve Türk kadınının simgesi oldu.
gurur duyuyoruz biz de Erzurumlu kadınlar olarak verdiği bu mücadeleden dolayı. Şimdi Azizye tabyalarının içine giriyoruz. Video çekeceğim. Uyarılar var. Dikkatli olun, duvarlardan sarkmayın falan diye. Bayağı kale gibi bir şey burası. Alt tarafı bir gezelim. Sonra üst tarafı da çekeceğim videoya. Evet. Azizye tabyalarının içindeyiz şu anda. Şimdi Azizye tabyalarının üst katındaki bölmeye çıkıyorum. Bakalım ne varmış. Ben de sizle beraber göreceğim. Evet, Azizye tabyalarını da gezdik. Geçtiğimiz haftalarda da Bilecik'te Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği yerleri dolaşmıştım. Bugün de Erzurum'da aynı şekilde işgal edilmeye kalkılıp da Türk halkının mukavemetiyle karşılaşıp gerisin yeri giden düşmanlarla ilgili değil mi? Bölgeleri dolaşmış olduk. Buradan da anlaşılacağı üzere gazeteden kuponunu almadık bu ülkeyi. Kıymetini bilmek lazım. Bir dahaki videoda görüşürüz.